Sizin canınız yandıkça benim de içim acıyor. Ne kadar üzgünüm bir bilseniz. Biraz daha dikkatli olsaydınız keşke. İnanın göremedim. O kadar hızlı önüme çıktı ki. Kendinizi üzmeyin lütfen. Suç aslında benim. Birden fırladım yola. Ne kadar kibarsınız Oktay Bey. Hayır. Yani Şeybediş, üzülme sakın, ben iyiyim. Kendimi affettirmek için sizi ve arkadaşınızı bir çayımı içmeye davet ediyorum. Arkadaşlar bizi merak etmiştir ama. Lütfen kırmayın beni. Kendimi suçlu hissediyorum zaten. Ne olabilir ha? Bediş. Değil mi Bediş? Oğlum deli miyiz biz? Hava buz gibi biz dondurma yiyoruz. Kızım, yazın herkes dondurma yer. İzin ver de bizim birazcık farkımız olsun. Böyle giderse farkımız olacak. Herkes eğlenirken biz hastalanıp böyle yatakta yatacağız. Ne dersiniz, bunlara takılalım mı? Gördüğümü sen de gördün mü? Bize kesin laf atacaklar. Gel öbür sokaktan gidelim. Hayır Mükü, bu ayılar bize laf atabilirler diye yolumu değiştirmem ben, yürü. Ooo merhaba dondurmalı güzeller, bize yok mu? Böyle bir sevgilim olsun, 100 milyon da borcum olsun. Olacak. Hastane masraflarını ödeyemeyeceksin. Vay, haşin kızları severim. Sinirlenince daha da güzel oluyorsun. Ulan ben seni anamdan doğduğuna pişman etmez miyim lan? Etmezsin. Bak seni uyarıyorum. Sen sana saldırı olmayınca saldırma. Ben kırmızı kuşağım. Bak şimdi senin gözünün üstünde bir kırmızı kuşak olacak. Ay yapma kardeş. Hadi neyse, sizin için bırakayım. Haşin kız, geçmiş olsun. Hadi arkadaşlar gidelim. İlk fırsatta bütün yakın dövüş sporlarını öğrenmezsen bana da yedi bela Zeynep demesinler. Zeynepciğim, zaten sana kimse yedi bela Zeynep demiyor ki. Olsun, artık diyecekler. Hadi. Ya Nesrin Hanım, keşke evin adresini vermeseydiniz ya. Yarın mı gelecekler dediniz? Evet Orhan Bey, yarın gelecekler. Ama saat vermediler. Sizin için önemli olduğunu düşündüm. O yüzden verdim adresi. Peki Nesrin Hanım, peki. Oh. Tamam, hadi iyi günler. Ay, ne o Orhan? Ne telefonu bu? Ya, Nesrin Hanım bir eşeklik yapmış. Yemek için aldığımız tavukların parasını ben peşini ödememiştim. Tavukları aldığım adama kalkmış evin adresini vermiş. Adam da yarın parayı almaya gelecekmiş. Şimdi veremeyiz ki. Ancak ay başında. Ne yapacağız Orhan? Bir plan yapmam lazım. Birazcık sükunete ihtiyacım var. Buldum! Buldum! Ay ne buldun Orhan? Yok bir şey yok. Kapıyı. Yarın kesinlikle kapıyı açmayacağız. Bizi evde yok zannedecekler. Ya iki saat düşüne düşüne bunu mu buldun Orhan? Ya önemli bir şey olursa? Yarın da önemli bir şey olmayı versin Canan. Ay. Anlaştık değil mi? Evde yokuz numarasına yatacağız. Yok bir şey yok. Ne olursa olsun kesinlikle kapıyı açmayacağız. Ay. Tamam, anlaştık değil mi? Tamam Orhan. Nasıl kafa ama? Demek babanız da hayali şirket kurbanı oldu. Son zamanlarda çok rastlanıyor bu tür olaylara. Lütfen yanlış anlamayın. Buyurun. Avukat olmasanız size bunları açmazdım. Evet. Oktay başkalarıyla dertlerini paylaşmaktan nefret eder. Benimle bile. Lütfen bir iş başlama yine. Oktay'ı çok iyi anlıyorum. Hayatı birden değişince insan kendini tanıdıklarından uzaklaşmış hissediyor. Bir ara buraya uğramanı istiyorum Oktay. Belki bir çaresine bakarız. Teşekkür ederim Ahu Hanım. Bana Ahu de lütfen. Teşekkürler Ahu. Biz artık içsek iyi olacak. Hadi Oktay, çocuklar merak edecek. Çayımızı içseydik en azından. Ahu iyi bir kadına benziyor, öyle değil mi Bediş? Ne bileyim canım. Topu topu yarım saat konuşmakla karar verilmez ki böyle şeylere. Bayağı da zengin. Ünlü bir avukat olması büyük şans. Belki bize yardım edebilir. Hem zengin hem başarılı bir kadına. Her şey filmlerdeki gibi gelişiyor.
Bediş. Daldın yine Bediş. Ha? Bana bak Oktay. Bu av denilen kadının evine gelirken bana da haber vereceksin, tamam mı? Aman Bediş. Senin ne işin var burada canım? Sen merak etme. Ben hallederim o işi Ahu Hanım'la. Ya öyle mi? Peki canım. Ben belki bir yardım mı olabilir diye söylemiştim. Allah'ım. Ya Bediş. Dede tuz uzatır mısın? Ben nasıl böyle bir eşeklik yapabilirim ya? Hop dede. Bu da benden beter. Dalmış bir yerlere. Ne oluyor ya? Ne oluyor be? Günaydın. Daldın gittin de çıkarayım dedim dedeciğim. Ya aklım hala şu evlilik meselesinde. Koca Necmi nasıl böyle tongaya düşer? Kafam. Tamam baba, vurup durma kafana. Hayır, yine hafızan gidecek. Gideceksin bir kadınla evleneceksin, başımızı belaya sokacaksın baba. Bana bak Orhan. Zaten kafam bozuk. Bozuk kafayla şuradan bir zıplayıp sana bir kafa atarım, seni yerden zor kazırlar. Neyse ya, olan olmuş. Dedem şimdi burada ya, ona bakın. Hey, bir şey söyleyeceğim. Neden dedemin hafızasının yerine gelmesini kutlamıyoruz? Ne? Kutlamak mı? Çok güzel bir fikir. Hadi akşam diskoya gidelim mi? Ne zamandır beraber gitmiyoruz? Bana bir vişne suyu ısmarlarsan geliriz. Kocamı geri ver! Eyvah! Anlar kadını bu. Ne? Şimdi mahvoldum. Allah! Ne yapışkan şey bu ya? Biliyorum, oradasın. Herkes seni ortaya çık. Ya senin kocan kimse, burada öyle biri yok. Yok. Biliyorum, oradasın. Herkes seni ortaya çık. Altınlarımı kimseye kaptırmam. Rezil olduk bütün mahalleye. Orhan bir şeyler yapsana. Yapıyorum, çay içiyorum şekerim. Hanımefendi, ne kadar yapışkansınız, gider misiniz? O iş bitti artık. Dur Ali, yetiş, dur Ali. Tut. Bırak beni. Yürü, anca gidersin. Dede, çık gitti. Bediş, bana bir çay koyar mısın? Yeter. Ay baba. Ama oğlum, insan bir haber verir. Yüreğim ağzıma geldi. Dün bütün gün seni merak ettim. Anne, söyledim ya, ufak bir kazaydı işte. Dünden beri bunu başıma kakıp duruyorsun. Hem bu yüzden Ahu Hanım gibi bir kadınla tanışma fırsatını yakalamış oldum. Peki ya bu arada okulun? Bak okulundan uzağa... Baba, defalarca aynı konuyu tartışmayalım. Lütfen ya, bana çocuk muamelesi yapmayın. Okula dönmeyeceğim. Yeter artık ya, bir lokma yedirmiyorsunuz insana. Oğlum dur, yanlış anla... Ben bitirdim, okula gidiyorum. Yumurtanı yedin mi? Yanıma aldım, sonra yiyeceğim. Ye ama, sakın birisinin kafasına falan atma, tamam mı canım? Tamam anne, bay bay. Ben de Befoş'a gidiyorum. Biraz dolaşıp para alırız. Tamam babacığım. Hadi hoşçakalın. Memnun'a çok selam söyle. Şu dakikadan sonra kapıyı yumruklasalar bile açmıyoruz. Tamam mı? Tamam canım. Bak masayı sen topla, ben bir banyo yapacağım. Ben de banyo yapacaktım. Sen masayı topla, ben bir banyo yapayım. Hayır canım. Ben banyo yapacağım, sen masayı toplayacaksın, tamam mı? Peki Canan, peki. Zengin bir avukat çıktı ha. Ay tıpkı filmlerdeki gibi. Biliyoruz, biz de hayal ettik herhalde. Bence kullanmana gerek yok oğlum. Kadın Oktay'a yardımcı olur, babasının işlerini düzeltirse... ...Oktay da aramıza geri döner, düşünsene. Belki de haklısınız. Aman ne bileyim, Oktay yakışıklı bir çocuk. Kadın da bekar filan ya. Doğru bu. Aman. Neyse, sofra toplama işi bitti. Canan da şimdi çıkar. Ben de soyunumu hazırlayayım. Geldiler galiba. Açmayacağım. Duyulmuyor. Ya bugün temizlik günü. Hem çağırıyorlar hem de evde yoklar. Allah Allah. Olsun, boş ver. Ben geldim, paramı alırım. Bari boş gitmeyeyim. Evde olmadıklarına göre gazeteyi de okuyamazlar. Hadi eyvallah. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet hocam. Peki o zaman kalk bakalım Bediş.
Sözlüğe çalıştın mı bakalım? Emel Hanım, iyi günler. Dersinizi böldüğüm için özür dilerim. Ama tüm sınıfı ancak bu derste bulabiliyorum. Müsaadenizle bir kontrol yapacağım. Buyurun Nazım Hanım. Savaş, sana kaç kere dedim. Ne bu saçlar? Bu saçları böyle bir daha ayakta görmeyeceğim. Tamam hocam, oturturum. Bu saçlar taranacak. Ne bu eteğin kısalığı böyle? Aa, evet değil mi? Ha? Benimki mi? Çamaşır makinesinde oldu hocam. Bir de dalga geçiyorlar. Emel Hanım, lütfen siz de uyarın bu sınıfı. Benim dilimde tüy bitti. Otur Bediş. Hocamız bugün sinirli galiba biraz. Yine ters tarafından kalkmış. Ben nedenini biliyorum. Neymiş Zeynep? Kantinde söylerim, şimdi söylenmez. 2 saattir içeridesin. Burada canımız sıkıldı. Gazete okurum. Gelmiştir herhalde. Ulan dur Ali. Gene benim gazeteyi getirmemiş. Bu komşular bir haftadır yoklar. Onların gazetesini getiriyor. Benim gazeteyi getirmiyor. Olacak iş mi bu ya? Hadi Zeynep, adamı çatlatırsın sen. Söylesene. Tamam, size bunu açıklamanın tam zamanı. Şimdi herkes arkasına dönüp şu büfeye bir baksın. Kim var orada? Koç. Peki kızlar, bir de kantinin şu diğer köşesine bakın. Bana koçu uzaktan izleyen şahsın kim olduğunu söyler misiniz? Nazi. Nazi. Şş, sen bir şey söylemeyecek misin Savaş? Nazi. Ya Nazi. Oğlum, işte gerçek bu. Karşılıksız aşk. Genç ve yakışıklı adam çayını yudumlarken aşkını itiraf edemeyen biçare kadın. Vay onu be. Bir süre izledikten sonra ürkek adımlarla sevdiği adamın yanına sokulur. Dur, devamını ben anlatayım. Aşkına karşılık bulamayan kadın hıncını bazı öğrencilerden çıkartıyor. Ve bu bazı öğrencilerden sarışın olanının aklına bu kadına bir ders vermek için harika bir fikir geliyor. Kızlar, yanında kalem ve uzun bir dosya kağıdı olan var mı? Görünen o ki bu handan peşimi bırakmayacak. En iyisi gidip konuşmak. Belki ikna edebilirim. Beraber gideriz. Böyle bir durumda sizi yalnız bırakamam. Bırakamam da. Ama böyle bir kadın hayatınıza nasıl girdi onu da merak etmiyor değil. Aman boş ver onu. Canan! Hey Allah'ım, kafama tüküreyim. Nasıl plan yaptın? Ben böyle bir hata yapmazdım ya. Hah, geldiler işte alacaklılar. İyi ki erkenden geldiler. Bütün gün evde saklanmaktan kurtulduk. Ama ısrarcılar ya. Ay, evde yokuz işte. Gidin. Evet, suyun kaldırma kuvvetiyle ilgili problemleri çözmüştük. Bediş? Hocam. Hı. Tuvalete gidebilir miyim? Tabii. Savaş, suyun kaldırma kuvvetiyle ilgili en temel kanun nedir? Batan cisim taşırdığı suyun ağırlığı kadar kendi ağırlığından kaybeder. Son dersin bitmesine 15 dakika var. Son ders 15 dakika erken bitse ne olur? Abdül, bu mektup Nazım Hanım'a gelmiş galiba. Bunu ona verir misin? Tamam Bediş Hanım, hemen veriyorum. Merak etme sen. Sen niye dersten çıkmışsın Bediş Hanım? Zil çalmayı unutmuşsun Abdül. Ders saati çoktan bitti. Ne yapacağım? Hemen gidip çalıyorum ha. Dağılabilirsiniz. Şuradan benim koltuğumu versene. Allah aferin işin işte. 15 dakika erken çaldı.
Bitiş bu senin işin değil mi? Okul zilleri dakik olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Ne yapıyoruz şimdi? Mükün'e bizim bir işimiz var. Ne işiymiş o? Gelince anlatırız. Ben de Recep'imle buluşacağım. Kalanlar biz de kafeye gidelim. Hadi yürüyün. Musa. Yine daldın. Yine iş düşünüyorsun değil mi? Bu kadar büyük bir hatayı nasıl yaparım hala anlamıyorum. Hele davayı nasıl kaybettiğimizi anlamak mümkün değil. 30 yıllık başarılı bir ticaret yaşamından sonra başımıza bunların gelmesi inanılmaz. Baba üzülme, oldu bir kere. Kesin bir numara yaptılar bana. Muhasebe kayıtlarını tekrar inceleyeceğim. Üzme canını Musa'cığım. Her zorluğun üstesinden geleceğiz. Yeter ki bu zor günlerde birbirimize destek olalım. Os arkadaşlar. Os sevgili öğrenciler. Bugün Karate-Do'nun felsefesini işleyeceğiz. Karate-Do bir sanat ve felsefedir. Karate'yi hiçbir zaman kaba bir güç olarak görmeyin. Ve Karate'yi iyi bir insan olabilmek için, toplumla iyi bir iletişim kurabilmek için bir araç olarak görün. Sapık. Kıçım dondu ya. Niye burada buluştuk ki? Ay romantik olur diye hayatım. Bu havada ne romantizm olur ya. Ellerim de buz gibi olmuş zaten. Biliyor musun? Annem galiba evlenecek. İyi Allah bir yastıkta kocasın. Pek yakında düğün olacak. Hani diyorum, biz de artık bir şey yapsak. Bize daha yıllar var kızım. Ne bileyim, iki düğün bir arada çıkıverir diye düşünmüştüm. Tabii. Çıkmazayın son perşembesi yaparız. İyi, sen öyle diyorsan biz de bekleriz çıkmazayın son perşembesini. Ya sen ne salak kızsın ya, hala anlamadın mı? Recep, sen ne biçim konuşuyorsun? Ulan, 40 yılda bir kurnazlık yapalım dedik. Gitmişiz de en gerzeğini bulmuştuk. Artık daha fazla dayanamayacağım. Ama Recep, hani sen beni seviyordun? Hala ne diyor? Sen ne diyorsun kızım ya? Senin neyini seveyim ben, Allah'ın sıskası? Hepsi numaraydı. Anladın mı? Bütün hikaye senin sayende Bediş'e yanaşmaktı. Bana bir iş bulur musun? Bulurum bulmasına ama... Bak benden sana söylemesi Oktay. Sen iş bulacağım diye okulu boşluyorsun. Bu çok büyük bir hata. Belki bugün 3-5 kuruş eve bir faydan olabilir. Ama sonra ömür boyu 3-5 kuruş kazanırsın. Bak ben de çalışıyorum. Ama okulumu da okuyorum. Aslında bana da bir ara burs ayarladılar ama... Bana part time bir iş bulursan çok sevinirim. İyi olur Selami. Ben biraz araştırırım. Çok sevinirim. Oktay. He? Sen ne arıyorsun burada? Buralara gelir miydin sen? Sizi özledim. Çocuklar okuldan çıkmıştır bir bakayım dedim. Nasılsın Oktay? İyilik işte. Çalışmaya çalışıyorum. Bak yine kızacaksın ama okula gitmiyorsun Oktay. Hazır fırsat varken gel artık. Tamam çocuklar. Şu işlerimi biraz yoluna koyayım. İnşallah tekrar aranıza döneceğim. Benim şimdi gitmem lazım. Sizi gördüm, çok iyi oldum. Hadi görüşürüz. Bay bay. Hemen gitti ya. Üstüne ketçap falan dökmemeye de o kadar özen göstermiştim oysa. Kırışta bir takım şekiller vardır. Bunlar elin yanıyla, avuç içiyle, yumrukla, ayak kenarıyla kırışlar olabilir. Bazen de bunların başla ve omuzla hatta dirsekle olanları bile vardır. Ay bu çocuk hepsine sahip olmuş bile. Önemli olan dikkati konsantreyi bir noktaya toplamayı size göstermek istiyorum. Bunun için de enerjinizi toplayacaksınız. Çalan! İşte sapık orada. Ne yapıyorsun burada? Açıklayın. Biz tavuk almıştık. Ne tavuğu? Köy tavuğu almıştık. Onun sahibi gelecekti. Şimdi... Hadi yürü. Karakolda anlatırsın. Fakat köy tavuğu... Mektubu alınca Nazi'nin suratını çok merak ediyorum. Ay çok kötü oluyorum ha. Banu, neyin var senin? Bütün erkeklerden nefret ediyorum. Allah hep
Recep bir şey mi yaptı? Mahallemi içinde oturuyorduk. Dilden hakaretler yağdırmaya başladı. Ah. Beni sevdiği falan yokmuş. Gözü sadece sendeymiş. Kaldır, kaldır. Ah benim canım arkadaşım. Böyle olacağı belliydi. Tamam ağlama. Hadi gel biraz hava alalım. Peyami amcaya gideriz. Açılırsın sen. Hadi. Bakınız bu da Mavaşgeri. Vuratten ve Mavaşgeri vuruyorsunuz. Ve bunun için de ayaklarınızı çok iyi kaldırmanız lazım. Tamam, aynı hareketlere tamam, başlayın hadi. Göreyim sizi bakayım. Hadi. Hazır. Evet. Bak böyle. Devam edin. Bak. Çok bak, güzel. Bak bana bak. Tamam. Ha. Daha seri. Ne vuruyorsun be? Bak şimdi. Kızım yavrum ne yapıyorsun? Sakin ol, sakin ol. Sakin ol. Ne oldu sana bakayım? Alo? Orhan? Neredesin sen? Ne? Karakolda mı? Ay ne işin var senin orada? Polisi mi veriyorsun? Ne konuşacağım ben el alemin polisiyle? Alo? İyi günler memur bey. Evet, benim kocam. Hemen geliyorum. Ne? Elbise de mi alayım? Tamam, tamam hemen geliyorum. Allah Allah. Demek seni terk etti ha? Evde nasıl hakaretlerle? Kendimi intihar edeceğim Peyami amca. Olur mu hiç öyle şey? Gitsin o intihar etsin. Senin gibi bu kadar iyi ve sevimli bir kızı kaçırmış salak. Sen onu kaybetmedin ki Banucuğum. O seni kaybetti. Ya. Sağ olun dostlarım. Ay çok iyisiniz. Ha şöyle gül biraz. Sakın kendini bırakma. Hayat böyle zorluklarla doludur. Mesele bu zorlukları alt edebilmektedir. Ben o Recep zorluğunu öyle bir alt edeceğim ki feleğini şaşıracağım. Ay yeter söylenme. Yani helal olsun canım. Bütün mahalleye rezzetli benim. Ay ne bileyim Orhan. Poşeti hazırlamıştım ama karakol lafını duyunca evden ölçme çıktım ki yanlışlıkla sana hazırladım poşetin yerine. Dedişim poşetini almış. Daha mahalleye geleli bir hafta oldu. Bütün herkese rezil oldum ha. Orhan Bey, Orhan Bey. Ne var Nur Ali? Yok bir şey. Şu komik kıyafetini yakından göreyim dedim. Ne kusadın Nur Ali? Yürü. Ne zamandır dışarı çıkmamıştım beni. Çok keyiflendim vallahi. İyi ki çağırdın beni de. Seni çağırmayacağım da kimi çağıracağım salakçım? Bediş, biliyor musun? Şu anda bana o kadar güzel görünüyorsun ki. Hı? Ciddi misin? Burası karanlık ya. O yüzden yüzündeki sivilceleri göremiyorum da ondan. Yalancı bir kere benim yüzümde sivilce yok. Dur vurma canım. Ben de şaka yapıyordum zaten. Ha annemler geldi. Hoş geldin. Peki geldiler. Nerede kaldınız anne? Befoşcuğum, ben mi tuvalete kadar gidip geliyorum? Zevzek. Kendini iyice affettirmek için beni dans...
da böyle dansa kaldırmak beyefendi? He? Ben kadınımı istiyorum arkadaş. Bırak beni, mahvederim seni. Merhaba dostum Günlük. Çok merak ediyorum. Ahu Hanım Oktay'a yardım edebilecek mi acaba? Benim bu aşkım ne zaman karşılık bulacak? Sevgili Günlük, keşke bana cevap verebilsen. Sevgili Günlük, bütün yaprakların Oktay'la dolu. Her gün burada sana Oktay'dan bahsediyorum. Sevilmek istiyorum. Acaba çok şey mi istiyorum? Canım Günlük, sen de olmasan dertlerimi kime anlatacağım ki ben? Herkesin derdini ben çekiyorum. Benim derdim de sen. İnan senin için üzülüyorum. Çılgın bir düşün günlüğü olmak hiç de kolay bir şey değil, biliyorum. Hadi benim uykum geldi. Banucuğum, daha fazla niye bekleyeyim ki kızım? Adam sırsıklama aşık bana. Bugün yumurta almaya gittim ya, bana ne dedi biliyor musun? Hadi ya. Yarın gel de seninle mahallemizde buluşalım. Önemli bir şey söyleyeceğim dedi. Ben de sana sormadan bir şey söyleyemedim. Anne, kararın ne olursa olsun hep senin yanındayım. Senin mutluluğun benim mutluluğum sayılır, tamam mı anne? Ay kızım, yolda giderken sağına soluna dikkat et. Kırmızı ışıkta geçme. Tamam anne. Nazım Hanım, size bir mektup vardır. Teşekkür ederim. Hı. Senin işin yok mu Abdül? Yoktur efendim. Yoklama defterlerini dağıttın mı? Yok, dağıtmadım. Git git. Oldu efendim, şimdi dağıtırım. Nazım Hanım, mektubuma nasıl başlayacağımı bilemiyorum. Uzun süredir size olan hislerimi açıklamak istiyordum. Evet, sizi seviyorum ve çılgınca aşığım. Eğer hislerime cevap verme lütfunda bulunursanız beni çok sevindirirsiniz. Saat 12'de odanızda olacağım. İmza, koçunuz Mustafa Özbay. Aptal aşık. Sana hiç kızabilir miyim? Bunca zaman niye bekledin? Bediş, Recep geliyor. Kızlar, benim görülecek ufak bir hesabım var. Merhaba kızlar, ne haber? İyilik yakışıklı. Bir gelsene, seninle çok özel bir şeyler konuşacağım. Günaydın kızlar. Günaydın. Hadi, sen de bir sınıfa girelim bakalım. Ben de sana duygularımı açayım. Duygularını mı? Beni seviyor musun? Başardın mı? Öyle de denilebilir. Kızlar, bunlar gittiler, yok oldular ya. Doğru. Hadi gidip bir bakalım. Hadi. Bir daha yapacak mısın ha? Bir daha yapacak mısın? Yapmayacağım. İnanız yapmayacağım. Bir daha yapacak mısın diyorum sana. Çabuk onu dile. Bağımdan özür dile. Çabuk. Özür dilerim Banu. Ben eşeğim. Söyle. Ben eşeğim. Ben eşeğim. Tamam yeter artık dedik. Çocuğu akordiyona çevirdin. Ne? Akordiyon mu?
Bediş! Bediş! Gittin yine bir yerlere. Of ya! Kardeşim, bir kere de uyandırmayın da şu tatlı hayali doya doya bir yaşayayım ya. Ay. Hadi bir sürü işimiz var. Daha koçu bulamadık. Gir. Günaydın hocam. Günaydın. Bugün ne kadar da şıksınız. Teşekkür ederim. Otur. Niçin geldin? Hocam. O gün derste söyledikleriniz çok doğruydu. Ben size teşekkür etmeye geldim. Beni uyarmasaydınız hep öyle zibidi gibi dolaşacaktım. Ama daha saçlarını oturtmamışsın. Bugün önemli bir sınavımız olduğu için dün hep ders çalıştım. Vakit bulamadım hocam. Bugün söz oturtuyorum. Tekrar teşekkür ediyorum hocam. İyi günler. İşte geliyor. Evet, çok iyi. Hocam, Nazım Hanım sizi arıyordu. Görüştünüz mü? Yok, hayır. Ne oldu ki? Sanırız derslerin gidişatı ile ilgili sizinle konuşmak istiyor hocam. Nerede şimdi? Odasında hocam. Hemen giderseniz yakalarsınız. Sağ olun kızlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Hay Allah! Yani aramadığımız yer kalmadı. Koskoca İstanbul'da bir muhallebeci kalmadı mı ya? Şöyle buyurun. Hayır, olsun. Bakın burası da hoş bir yere benziyor. Şimdi böyle buluşmalar muhallebici de yapılırdı. O eskidenmiş. Baksanıza şimdi tüm gençler burada buluşuyorlar. Buyurun efendim. Ha, sevgililer. Gülü gülü ben söylerim. Asuman Hanım ne alırdınız? Burada şeyler var. Big Burger. Sonra meme. Aman be acayip burger. Sonra ben Allah bunlar da ne? Vallahi bunlar da ne? Biz bunların adlarını söyleyemiyoruz daha. Nasıl yiyeceğiz bunları? Eliniz ne kadar lezzetli. Ay, ne diyorum ben? Çok güzel yani. Ben sizi seviyorum. Gelin buraya, benden kaçmayın. Bu mektuptaki sözler de mi? Istırap günlerime geri dönmek istemiyorum deyişiniz de mi yalan? Sizi seviyorum demeniz de mi yalan? Gelin çılgın aşk. Alın, bakın mektubunuza. Nazım Hanım, siz iyi misiniz? Utangaç aşık seni. Yaklaş bana. Nazım Hanım, hayır iyi değilsiniz siz. Tabii değilim. Aşkım, ben de sana. Ben de sana. Aşk ne ulvi şey yarabbim. Alın mektubunuzu. Verin bakayım şunu bana. Nazım Hanım. Bu benim yasım değil ki. Ne? Sizin yasınız değil mi? Evettir. Evettir Nazım Hanım. Evettir. Çok iyi olmuş. Beyle sağlıklı. Merhaba. Mefoşcuğum. Hoş geldin. Nasılsın? Biraz geciktim, kusura bakmayın. Bir plan yaptınız mı? Ha? Vallahi pat diye gideceğim. Ben istemiyorum. Boşanalım diyeceğim. Tamam. Hoş bir erkek olabilirim. Ama zorla güzellik olacak değil ya. İnşallah bir sorun çıkmaz. Sorun mu? Asla çıkmaz. Minik kuşum. Hadi gidelim. Gel. Demek bu akşam Ahu diye birinin evine gideceğini söyledi. Peki. Tamam. Çok teşekkür ederim Saniye teyze. Hoşça kalın. Kızlar, bu akşam bir yere söz vermiyorsunuz. Benimle geliyorsunuz. Nereye? Ahu'nun evine. Hayda, kıskançlık krizini mi tuttu gene? Bir şey içer misiniz kızlar? Bediş'e koyu bir kahve getir Selamiciğim. Arkadaşımızın biraz açılması lazım. Hayır, iki tane koyu kahve getir Selami. Birini içip ötekini mükünün başından aşağı dökeceğim. Hadi toparlanı gidiyoruz. Hadi. Aa, bak bizimkiler geliyorlar.
Ay bak, inanmıyorum Zeynep, bari bu sefer bulaşma. Ha şimdi güzeller, yine mi siz? O dondurmalar çok soğuktur, sizi biraz ısıtalım mı? Sana hayatının en soğuk anlarını yaşatacağım. Os, gıvayt! Hayt! Bırakın sar, beni de bekleyin. Ver şunları, ver ötekini de. Al bakalım. Ses çıkarmayın kızlar. Allah'ım, ne işim var benim burada? Söylenme de yürü. Oktay'ı korumak bir arkadaş olarak en önemli görevimiz. Tabii tabii. İpotek olayında avukatınızın da bir hatası var gibi geliyor bana. Dosyaları da incelemek isterim. O olabilir. Ben babamı ikna etmeye çalışırım. Pek de samimi görünüyorlar. Ne konuşuyorlar acaba? Çabuk kızlar. Oktay çıkıyor. Bizi burada görmemeli. Çıkın hadi. Hadi aşağı. Bugün bu işi bitireceğim artık. Evet, tak. Yeter. Aa, burama geldi. Hayrola, nereye böyle? O andan olacak kadınla konuşmaya gidiyorum. Hayatta sizi yalnız göndermem. Ben de geliyorum. Görüşürüz kızlar. Hadi baba. Neşet, görüşürüz mü küçük? Aslında hemen konuya girseniz iyi olacak. Bakın Andan Hanım, şu evlilik komedisine bir son verelim artık. İki medeni insan gibi anlaşalım diyorum. Niyeymiş o? Ben evliliğimden de kocamdan da çok memnunum. Ya çıldırtmayın beni Handan. Hangi evlilikten bahsediyorsunuz? Biraz sakin olun. Bakıyorum yine hafızanızı kaybettiniz Necmi Bey. Ben bu numaralara kanmam. İşin ucunda onca altın var. Ne altını Necmi Bey? Ya Handan Hanım, ya ben çolsuzun tekim. Nerede bende altın alacak kadar para? Tabii tabii. İş paraya geldi mi, bütün erkekler böyle der. Bakıyorum pek tecrübelisiniz. Keşke annenizi yanınızda getirmeseydiniz. Bana bakın Handan Hanım, kendinize gelin. Evet, kendine gel. Bugüne bugün Mepoş dedemin nişanlısıdır. Maalesef ben de karısıyım. Tamam. Madem boşanalım diyorsunuz, boşanalım. Ama 1,5 milyar lira tazminat ve 100 milyon lira da nafaka isterim. Çüş! Ve de oha! Ya kadın, sen delirdin mi? Ben öyle senin gönlünü eğlendireceğin kızlardan değilim. Namusunla oynadın! Nafaka vermezsin, hayatta boşanmam! Ulan seni sömürücü! Eşek gibi boşanacaksın diyorum. Boşanmıyorum. Boşanacaksın lan. Boşanmıyorum. Boşanacaksın lan. Gebertirim ulan seni. Öldürürüm ulan seni. Ben onu öldürdüm. Katil oldum. Katil oldum ben. Çılgın didişin yok.